Burada AC ve BC doğrularının bir özelliği olması lazım arkadaşlar. Onu bulmaya çalışalım. Şimdi şuradaki dik üçgene dikkat ediniz. Bu dik üçgenin bir kenarı 2 birim, bir kenarı da 3 birim. Şuradaki dik üçgene dikkat ediniz. Yine bunun bir kenarı 2 birim, bir kenarı 3 birim. Şimdi dolayısıyla bu üçgenlerin eş olduğunu görüyoruz. 3 birime bakan açı alfa ise burada da 3 birime bakan açı alfa olur. Alfa 90, 90 eksi alfa. Bakın sonuç olarak bu açının 180 olabilmesi için buraya 90 derece koymamız gerekiyor. Buradan da AC doğrusuyla BC doğrusunun dik kesiştiğini görüyoruz. Bu durumda eğimler çarpımının eksi 1 olması gerekir. AC doğrusunun eğimi 2 olarak verilmişti. Buradan BC doğrusunun eğimi eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir.